Bu dersimizde Araç Teknolojisi Atölyesi dersinin sabit motor parçaları modülüne ait olan silindir bloğu kontrolleri ve değişimi konusunu işleyeceğiz. Buradaki şeklimizde silindir bloğu ve silindir bloğunun üzerine bağlanan sabit motor parçaları görülmektedir. Bu parçaları sayacak olursak silindir bloğu, krank keçesi, devir sensörü, eksenel gezinti yatakları, krank ana yatakları, karter, ana yatak kepleri zamanlama zinciri muhafaza kapağı contası, muhafaza kapağı ve silindir kapak contası buradaki şekil üzerinde görülmektedir. Silindir bloğu nedir? Silindir bloğu silindirlerin, pistonların, krank milinin, zaman ayar mekanizmasının, motor donanımlarının ve diğer motor parçalarının büyük kısmının üzerinde bulunduğu motorun gövdesinin büyük bir bölümünü oluşturan parçadır. Silindir bloğuna üst kısmından silindir kapağı, Alt kısmından ise karter bağlanır. Silindirlerin çevresinde su ceketleri bulunur. Ana yağ kanalı da silindir bloğu üzerindedir. Silindir bloğu hangi kuvvetlere maruz kalır? Silindir bloğu piston üzerindeki basınçtan kaynaklı oluşan gerilimlere ve krank mili ana yataklarında oluşan gerilimlere maruz kalmaktadır. Silindir bloğu hangi malzemelerden yapılır? Silindir bloğu lamel grafitli dökme demirden veya alüminyum alaşımlarından imal edilirler. Silindir blokları imal ediliş şekillerine göre kaç ayrılır? Silindir blokları yapı olarak 3 şekilde imal edilirler. Şekillerde de görüldüğü gibi gömleksiz silindir bloğu, yaş gömlekli silindir bloğu ve kuru gömlekli silindir bloğudur. Gömleksiz silindir bloğu. Gömleksiz motorlarda silindirler silindir bloğunun içine standart ölçüsüne göre işlenirler silindir bloğu tek parça olarak imal edilir. Malzeme olarak alaşımlı gri döküm veya lamel grafitli dökme demir kullanılır. Yaş gömlekli silindir bloğu. Silindir bloğunun içine silindir gömlekleri yerleştirilir. Silindir gömleği soğutma suyu tarafından kuşatılır. Yukarıya gelen ucunda bir faturat çıkıntısı vardır. Sızdırmazlık silindir kapak contası ile sağlanmaktadır. Alt tarafına gelen ucunda ise Halka contalar kullanılır. Kuru gömlekli silindir bloğu. Silindir gömleği silindir deliğinin içine prese edilir. Gömlek soğutma suyu tarafından direkt kuşatılmaz. Silindir gömleği nedir? Silindir gömleği pistonların içerisinde hareket ettiği ve yanma olayının gerçekleştiği bir elemandır. Silindir gömleği ya da diğer adıyla motor gömleği pistonların aşağı yukarı yönlü hareketlerinde ...dış çerçeveyi oluşturan parçadır. Pistonlar bir yel kolu vasıtasıyla silindir gömleğinin içerisinde hareket ederler. Silindir gömlekleri nasıl imal edilirler? Silindir gömlekleri aşınmayı ve sürtünmeyi önlemek için... ...silindir bloğunda dökümlü monoblok tek parçalı olarak üretilirler... ...veya silindir bloğuna sonradan monte edilirler. Silindir gömlekleri bloğun dengesini yükseltirler. Pistonlar silindirlere takılmadan önce... İç yüzeylerde talaş alma işlemi yapılır. Silindirlerde en fazla aşınma nerede meydana gelir ve sebepleri nelerdir? Silindirlerde en fazla aşınma birinci sekmanın silindir içinde çıkabildiği en üst kısımda meydana gelmektedir. Çünkü silindir içine en zayıf yağlama, en çok ısınan yer ve en yüksek sekman yan basıncı bu noktada oluşmaktadır. Yaş gömlek nedir? Yaş gömlek üstten ve alttan silindir bloğundaki yuvasına oturur. Dış yüzeyleri soğutma suyuna doğrudan temas eder. Yaş gömlekler yüksek kaliteli, ince taneli savurma dökümden yapılırlar. Gömleğin yuvasında oynamasını önlemek için üst kısmında fatura bulunur. Silindir kapağı da gömleğin üstünden basarak gömleğin yuva içinde sabitlenmesini sağlar. Faturalar kısa ve uzun olarak yapılmaktadır. Kısa faturalı gömleklerde faturanın altına bakır conta konur. Bakır conta su sızıntısını önler ve gömlekteki ısının soğutma suyuna geçişini kolaylaştırır. Yaş gömleklerin alt tarafında kartere su sızmasını önlemek için lastik halka contalar kullanılır. Üst kısımları açık soğutma kanallı silindirlere yaş gömlek denmesinin sebebi silindir bloğu ile monoblok yapıda olmasına rağmen su ceketlerinin üst kısmının açık olmasıdır. Bu yapı silindirlerin yüzeylerinin etkin bir şekilde soğutulmasını sağlar. Ancak silindirlerin üst sabitlemeleri olmadığı için silindir bloğunun dengesini azaltır. Bu durum metal silindir kapak contaları kullanılarak telafi edilmektedir. Yaş gömleklerin değiştirilmesi kolaydır. Özel çektirmeleri ile kolayca sökülürler ve takılırlar. Kuru gömleklerde olduğu gibi gömlek, piston, sekman takım halinde satıldığı için tamir ve yenileştirmeleri hata yapmadan fabrika ölçülerine uygun olarak yapılmaktadır. Kuru gömlek nedir? Kuru gömlekler silindir bloğundaki yerlerine sıkı geçirilirler. İnce kesitli, çelik veya yüksek kalitede ince taneli savurma dökümünden yapılırlar. Doğrudan doğruya soğutma suyuna temas etmezler. Üst kısımları kapalı, soğutma kanallı silindirlerin silindir bloğu daha dengeli sağlam yapılır. Ancak Soğutma yüzey alanı daha küçük olduğundan soğutma verimi düşüktür. Bloktaki yuvalarına 1 ila 2 tonluk bir basınçla pres yardımıyla takılırlar. Gömlek takılırken gömlek dış yüzüne gres veya herhangi bir şey sürülmez. Gömleklerin yuvasına tam oturmasını sağlamak için gömlek üst kısmında 5 ila 8 mm genişliklikte gömlek dış çapından 2 ila 4 mm büyük bir fatura vardır. Kuru silindir gömlekleri kaç şekilde yapılırlar? Kuru silindir gömlekleri faturalı ve düz olarak iki şekilde yapılırlar. Kuru silindir gömlekleri işleme yönünden kaç ayrılır? Bu gömlekler işleme yönünden üç ayrılmaktadır. Birincisi hassas işlenmiş gömlekler, ikincisi yarı işlenmiş gömlekler ve üçüncüsü de ham gömleklerdir. Silindir blokları ve üst karter hangi malzemeden yapılırlar? Genellikle silindir blokları ve üst karterler dökme demirden yapılırlar. Dökme demirin içinde %3 oranında serbest grafit halinde karbon bulunur. Bu serbest grafit dökme demire hafif bir kayganlık verir. İç kısmına bakıldığı zaman esmer görüldüğü için esmer döküm de denilmektedir. Ayrıca dökme demir alaşımının içine karbon, nikel, krom Magnezyum gibi katı maddelerde katılarak dökme demirin sertliği ve aşınmaya karşı direnci arttırılır. Günümüzde silindir blokları ve üst karter imalatında dökme demir yerine alüminyum alaşımı tercih edilir olmuştur. Bunun sebebi nedir? Alüminyum alaşımları dökme demire göre hafif, işlenmesi kolay, ısı iletkenliği fazladır. Daha hafif olan bu bloklar sayesinde Birim güç başına düşen motor ağırlığı azaltılarak motorun kitlesel gücü arttırılmıştır. Ayrıca alüminyumun basınca ısıya ve titreşimlere karşı dayanımını arttırmak amacıyla içine nikel, magnezyum, dökme demir, silikon ve çok düşük oranda diğer bazı metaller de katılmıştır. Silindir bloklarında bulunan, şekilde de görülen genleşme verç tapaları ne işe yarar? Genleşme ve tapaları blok içindeki soğutma suyunun donması durumunda bloktan fırlayıp suyun boşalmasını sağlayan bloğun çatlamasını engelleyen parçalardır. Üst karterde bulunan motor parçaları nelerdir? Silindir bloğu ile beraber dökülen üst karter kan ve krank minine yataklık eder. Yağ pompaları motorun cinsine göre içten veya dıştan üst kartere bağlanır. Benzin otomatiği ve distribütör de genellikle üst kartere bağlanır. Motoru aracın şasesine bağlayan motor kulakları da üst karterde bulunur. Bunların dışında yağ kontrol çubuğu, alternatör bağlama düzeneği de üst karterde bulunmaktadır. Üst karterin iç kısmında bloğu boydan boya kat eden ana yağ kanalı bulunur. Ayrıca ana yağ kanalından ana mil ve kam mil yataklarına yağ ileten yardımcı yağ kanalları da Üst karterde bulunmaktadır. Üst karterde bulunan ana yatak yuvaları ana yatak kepleri ile birlikte ana yataklar için tam bir silindirik yuva teşkil etmektedir. Klasik silindir bloklarının dezavantajı nedir? Klasik silindir bloklarında sekmanlar yağı silindir cidarı boyunca sadece ön kısmında kalacak şekilde iterler. Bu durum silindir iç yüzeylerinin erken aşınmasına neden olmaktadır. Buradaki şekilde klasik silindir bloklarında taşlama ve sekmanın ilerleme yönü gösterilmiştir. Silindirlerde aşınmayı azaltmak için hangi işlemler yapılmaktadır? Silindir cidarları yani yüzeylere özellikle düşük sürtünmeli aşınma direncine sahip bir plazma tabaka ile kaplanırlar. Buradaki plazma tabaka kalınlığı 200 mikrondur. Kaplama işleminden sonra silindir yüzeyleri için geliştirilmiş bir taşlama prosedürü uygulanır. Bu işlemden sonra mikroskobik basınç odaları olarak da adlandırılan yanın tutulmasını sağlayan çok küçük çentikler oluşturulur. Bu mikroskobik basınç odalarındaki çentikler yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Sekman bu mikroskobik basınç odalarının birinin üzerinden geçince sekmana karşı bir basınç meydana gelir. Sekman mikroskobik basınç odalarının üzerinden geçerken yağ filmini bozmaz. Bu durum sürtünmeyi ve aşınmayı belirgin bir şekilde azaltır. Silindir bloğu arızaları ve nedenleri nelerdir? İlk arızamız silindir cidarlarında kirepaş yani derin çizilmeler oluşmasıdır. Bu çizilmeler sekmanların kırılması, aşırı hararet ve yüzeylerin yağlanamamasından kaynaklanır. İkinci arızamız silindir yüzeylerinde aşınmalar oluşmasıdır. Silindir yüzeyindeki aşınmalar kilometreye bağlı normal aşıntıdan başka soğutmanın verimli yapılamaması ve yüzeylerin yeterlik yağlanamamasından kaynaklanır. Üçüncü arızamızda silindir bloğunun yüzeyinde eğilmeler oluşmasıdır. Motor hararet yapmasından veya silindir kapağının uygun sökülüp takılmamasından kaynaklanır. Dördüncü arızamızda krank ana yataklarında aşıntı olmasıdır. Kilometreye bağlı normal aşıntıdan başka yağlamanın iyi yapılamaması ve yatak ile muyluların arasına yüzey bozucu yabancı madde girmesi bu arızaya sebep olmaktadır. Şimdi de bu konumuzla alakalı uygulamalara geçelim. İlk uygulamamız silindir bloğunun kontrollerinin yapılmasıdır. Buradaki amacımız silindir bloğunun kontrollerinin yapılmasını öğrenmektir. Bu işlem sırasında kullanılacak olduğumuz araç ve gereçler şunlardır. Mastar, sentil, pilet veya çalışma masası, komparatör ve mikrometre. İşlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak silindir bloğunun yüzeyinde eğiklik kontrolünü görselde de gösterildiği gibi mastar ve sentil kullanarak yapıyoruz. Burada ölçtüğümüz en fazla boşluk miktarı 0,05 mm olmalıdır. İkinci olarak da Mastarı alt şekilde görüldüğü gibi e, gösterilmiş olan yerlerde konumlandırarak gerekli kontrolleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de kompratör ile silindirlerden ölçü alma işlemini anlatalım. Ölçülecek silindirin standart çapı ilk önce katalogdan belirlenmelidir. Motor daha önceden regletiğe edilmiş ise bu bilinmelidir ve buna göre silindirin son ölçüsü test edilmelidir. Bu çapı ölçebilecek bir mikrometre alınır bir bez ile sap kısmından mengeneye veya özel mikrometre tuşuna takılır. Mengene konulacaksa mikrometre sapını fazla sıkmamaya dikkat edilmelidir. Mikrometre silindirin çapına ayarlanır ve kilitlenir. Kompratörün ayakları mikrometrenin ölçme uçları arasına sokulur. Sonra mikrometre hafifçe oynatılarak kompratörün saati büyük ibrenin dönüş yaptığı en son noktaya sıfırlanır. Kompresör saatinin sıfırlaması için saatin camının dış kenarındaki halka çevrilmelidir. Kompresör saati sıfırlandıktan sonra kompresör silindir içerisine sokulur. Kompresörün silindire rahatça girmesi için önce yaylı ölçme ucunun olduğu taraf silindire sokulmalı. Sonra kompresör gövdesi yan tarafa doğru itilerek adaptör uç tarafı silindire sokulmalıdır. Kompratör silindir içerisinde sağ ve sola hareket ettirilirken ibrenin dönüş yaptığı çizgi dikkate alınır. Kompratörün sağa sola hareket ettirilmesinin sebebi silindirin içindeki birbirine en yakın mesafeyi bulmak içindir. Kompratör ibresinin dönüş yönü saat yönündedir. Yani silindirin çapı küçüldükçe ibre sağa doğru hareket ederken ölçü büyüdükçe İbre sola doğru kayacaktır. İbre sıfıra göre sağda ise silindir ölçüsü küçülmüştür. Bu durum pratikte mümkün değildir. İbre sıfıra göre solda ise silindir ölçüsü büyümüştür. Bu durum silindirde aşınmayı göstermektedir. Ölçü standart değer ile kompratör ibresinin gösterdiği sapmanın toplanması veya çıkartılmasıyla bulunur. Mikrometrenin sıfırlandığı silindir standart çapını 78.56 mm olarak kabul edersek ölçme sırasında da ibrenin dönme noktasının sıfırın bir çizgi sol tarafında kaldığı görülürse aşıntıyı hesaplarız. Burada solda olduğu için 0.01 mm eklememiz gerekmektedir. Yukarıda da yapılan hesaplamalara göre 78.56 ya 0.01 mm eklersek 78.57 ölçümü bulmuş oluruz. Bu durumda aşıntı miktarı 0.01 mm'dir. Komparatörün sıfırlama pozisyonunu değiştirmeden motorun sıra ile 4 silindirinden yatay eksen A ve dikey eksen B'den şekilde görülen X noktasından A1 ve B1, Y noktasından da A2 ve B2 ölçülerini komparatör ile alırız. Bu şekildeki X noktası üstten 10 mm Y noktası da üstten 50 mm aşağıdadır. Ölçüleri hesapladıktan sonra bulunan değerleri her bir silindir için tabloya kaydederiz. Buradaki şekilde örnek değerler verilmiştir. Şimdi bu değerlere göre birinci silindirin ovallik ve koniklik ölçülerini hesaplayalım. Ovallik ölçüsü A1-B1 yani yatay eksenden dikey ekseni çıkarttığımız zaman buluruz. A1 78.56'dan B1 78.56'yı çıkardığımızda 0 çıkmaktadır. Bu da bize ovallik olmadığını göstermektedir. Koniklik değerini ise A1 değerinden A2 değerini çıkartarak buluruz. Burada A1 78.56 A2 de 78.57 bulunmuştur. Bunları çıkardığımızda bu ikisinin farkı 0.01 milimetredir. 0.01 milimetre koniklik bulunmaktadır. Motor kataloğundan silindirlerin standart çap ölçülerine bakıyoruz. Ölçtüğümüz değer standart çap ölçüsünden 0,10 mm'den fazla ise silindir bloğunu değiştiriyoruz. Buradaki verilen değerler örnek değerlerdir. Söktüğümüz motorun katalog değerlerini uyguluyoruz. Buradaki tablomuzda da örnek bir silindirin kompratör ile ölçüldükten sonraki ölçü değerleri için ölçüm tablosu verilmiştir. Biz genellikle motorlarımızda 3 noktadan ölçü almaktayız. Bunlar üstten, ortadan ve alt taraftandır. Bu ölçüler A1-B1, A2-B2 ve A3-B3 ölçüleridir. Bunlardan bir tanesini inceleyelim. Tabloda 1 numaralı silindirde A1 ölçüsü 82.02, B1 ölçüsü 82.15... A ölçüsü 82.03, B2 ölçüsü 82.09, A3 ölçüsü 82.05 ve B3 ölçüsü de 82.08 bulunmuştur. Burada ovalliği hesaplayacak olursak ovalik A1 eksi B1 değeridir. Burada birinci sınır için A1 B1, A2 eksi B2 ve A3 B3 değerlerini hesaplıyoruz. Bunların en büyük değeri bize ovaliyi vermektedir. Buradaki en büyük değer de A1 eksi B1 değeridir. Bu da 0,13 milimetredir. Daha sonra konik diye hesap ediyoruz. Koniklik de A1 eksi A3 ya da A, 2 ya da B1 eksi B2 ya da B3 olarak bulunur. Buradan yine A1'deki farklara bakalım. A1 ile A2 farkı ya da A1 ile A3 farkına baktığımızda e, buradaki değer küçüktür. Ancak e, B1 ile B3'ün farkına baktığımızda bu 0.07 çıkmaktadır. Buradaki koniklik değeri de 0.07 mm'dir. Aşıntı miktarını da bulacak olursak e, standart çaptan en büyük ölçü çıkartmamız lazım. Bizim buradaki silindirin standart çapı 82 mm'dir. En büyük çapımız da 82.15 bulunmuştu. B1 ölçüsünde. Bu ikisinin farkı 0,15 mm etmektedir. Bu da bize aşıntı miktarını vermektedir. Ölçme sonucu belirlenen ovalik miktarı 0,003 inç o da eşittir 0,075 mm yapmaktadır. Koniklik ise 0,010 inç o da eşittir 0,025 mm yapmaktadır. Bu değerlerden fazla ise silindirler bir üst çapta tornalanarak yenileştirilmelidir. Silindirlerdeki ovallik ve koniklik miktarı bu değerleri geçmiyorsa sekmanlar değiştirilmelidir. Sekman değiştirmenin sebebi aşınan silindirlerde sızdırmazlık sağlamak içindir. Silindirlerde birbirine dik A ve B eksenleri arasındaki ölçü farkı ovalliğe, A eksi A ile B eksi B eksenleri arasında yani aynı eksen üzerinde alınan ölçü farkı ise konikliği vermek. Göçüp işlemlerimiz bittikten sonra yaptığımız işlere iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması, yatay ve dikey eksenlerde ölçü alınması, ölçü aletlerinin doğru kullanılması, ölçülerin not edilmesi, ovalik ve konikliklerin hesaplanması, uygulama sonrasında çalışma ortamının, çalışma aletlerinin temiz ve düzenli bir şekilde bırakılması, yapılan işin kayıt altına alınması için düzenli temrin dosyası tutulması yönünden değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu çözelim. Motor bloğu ile birlikte üretilen kısım hangisidir? A. Üst karter B. Alt karter C. Silindir kapağı D. Yağ silindir gömleği Motor bloğu ile birlikte üretilen kısım üst karterdir. Cevap A'dır. Aşağıdakilerin hangisi dökme demir alaşımının içine sertliğini ve aşınmaya karşı direncini arttırmak için katılan maddelerden biri değildir. A. Nikel B karbon, C silisyum, D magnezyum. Buradaki e, ma madenlerden sadece silisyum katılmamaktadır. Cevap C'dir. Motor bloklarının alüminyum alaşımından yapılmasının ana amacı nedir? A daha sağlam ve dayanıklı olması, B motorun kitlesel gücünün artırılması, C daha iyi soğuyabilmesi, D dökme demir blokların soğukta donarak çatlaması. E, buradaki e, ana amaç motorun kitlesel gücünün arttırılmasıdır. Cevabımız B şıkkıdır. Motor bloklarına genleşme yani wedge tapaları hangi amaçla takılır? A. Bloğun içini görebilmek için. B. Blok üretiminin kolay olması için. C. Bloğun içine bir şeyler düştüğünde alabilmek için. D. Blok içindeki soğutma suyunun donduğunda bloğu korumak için. Evet cevap D'dir. Soğutma suyu do donduğunda bloğu korumak için. Aşağıdakilerden hangisi motor karterinde bulunmaz? E, motor karterinde A krank mili bulunur. B yağ pompası bulunur. C devir daim pompası bu bulunmaz. Bu suyu devir daim ediyor. D ana yatak muayları bu da bulunmaktadır arkadaşlar. Cevap C'dir. Alüminyumdan yapılan silindir bloklarında silindirlerin basınç ve sıcaklığa karşı dayanımını arttırmak için ne gibi bir işlem yapılmaktadır? A silindirlere çelik veya dökümden yapılmış gömlekler geçirilir. Silindirlerin iç kısımları sertleştirilir. Silindirler daha sert yapılır. Alüminyum silindirler e, basınç ve sıcaklığa dayanıklıdırlar. Evet cevap A'dır. Silindirlere çelik veya dökümden yapılmış gömlekler geçirilir ve bu şekilde dayanımı arttırılır. Evet arkadaşlar silindir bloğu kontrolleri ve değişimi konusunu burada bitirmiş bulunmaktayız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.